Comment va jouer? Aslında iki kopya bıraktı, bir tane Silvan'a götürsün dedi, ben onu dedim İstanbul'a.
1981 ve 1997'de rahmeti babamışlar. İşte 2004'te vefatıyla birlikte 2007 yılında ben bir kitabın su altmasını yaptım. Birebir tabiri babamın araştırması. Evet. Ben de okuduğum kitabı gerçekten çok güzel bilgiler var. İlk geldiğimde bu kitabı görmüştüm. Okumaya başladım. Bizi de Ermenice'de epeyce inceleme, araştırmalar var. Sivan'la alakalı. Tabii. Ama Ermenice biliyorlar. Hiç tercüme etmiyor bu artık hani. Bu anlamda bize kazandırsanız bu işleri. Benim amacım bu şimdi. Bir kadro oluşturacağım. Sadece Ermenice'den Türkçe'ye çeviri yapmaları için. Ne yapacağım? Yazıları var. 16. yüzyıl sonlarında ve o şeyin başlarında. Evet. Sivan'ı tam tutuyor oradan. Onlar da Türkçe'ye çevirmek istiyor. Çok iyi olur. Yani en azından bu kadar doğduğumuz büyük bir topraklara bir vefa borcunu ödemiş oluruz. Bizim de bir çalışmamız ben var. Ben de bir borcum var Sivan'a. Bizim de eğer bir çalışmamız var, sonuçlar verirse bir sempozum yapmayı planlıyoruz. Onlar da şey olabilirse, yapılabilirse, yetiştirilebilirse sizlerden de katkı almak isteriz. Yani bizim amacımız herkesin bu sempozumda kadar kenetleyip üçüncü aralar bir işe katılma çalışması yapılmış. Gerçekten güzel yapılmış. Yani bu ziyaretin şeyine bizleri hatırlamanız adına biz bir ilçemizi temsil eden Malavali'nin böyle bulunduğu nerede bu hediyemiz verdi bir getirin bakayım. Fahrettin'e söyle. Fahrettin hediyemizi bir getirin bakayım. Yapalım.
Öyle mi? Öğretişim. Bütün tarihi yerler aslında kazanılması lazım. Cahil kişiler tarafından burada da kiliseler var. Birçok şehirlerde kazma küre girmişler hazine aramak için. Aynen öyle. Taşlarını sökmüşler, evlerini yapmışlar. Surların bizim bu Sivas surlarının büyük bir kısmı taşları evlerde kullanılmış. Evet. Hazır adam geçmiş. Hazır saçın buluyor. İşte bizde korumacılık bu kadar. Yani dediğimiz gibi bunun önüne farklı şeyler geçmiş. Ama şimdi yeni yeni Türkiye'de bazı şeyler değişiyor. Artık yeni uyanış. Tabii. Artık korumacılık olduğunu ne çıkıyor? Bunları anladık. Ki bölgede de güzel örnekleri var. Diyarbakır'da olsun, işte Sivas'ta da başlamış, Asun gibi, Asun Mayalar gibi. Yani bölgede güzel örnekler çıkmaya başladı. İnşallah bundan sonra daha da iyi olur. Ben küçükken bizim buradaki lisede hayvan kesiyorlar. Matbaa orası. Evet. Onu hatırlıyorum. Daha sonra sinemaya çevirdiler. Buradaki kiliseler neydi? Cami oldu henüz. Cami belediyesi var. Sinema camisi. Tamam. Belediye camisi. Kim kasaplar onun içinde. Tamam belediye camisi. Kim kasaplar onun içinde. Kasaplar sonra sinema. Sinema adam sonra cami için. Doğru hatırlıyorum değil mi? Doğru. 4 yaşında, 5 yaşında hatırlıyordum. Sen küçük. Efendim daha önce Sivan'da kaç tane kilise vardı? Bir ara bir röportajınızı okudum. Çok sayıda var olduğunu söylemiştiniz efendim. Sivan, Merkez Diyarbakır. Alırsa Diyarbakır'ın Mardin bile bağlıydı oraya. Her tarafı buraya bağlıydı. 75 kilise. Mardin ile Diyarbakır buraya mı bağlıydı? Her tarafı bağlıydı. Herhalde öyleydi. Sonradan ayrıldı. Birçok kazalı merkezdi Diyarbakır. Evet. Ve genel kitaplarında 75 tane yazar. Sivan'a has kaç kilise var diyebiliriz bu konuda mesela daha önce? Sonradan tahrip edilen ya da dönüştürülen. Benim aklımda olduğu kadar ya 8 ya 9'du. Ya 8 ya 9'du. Sivan için. Evet. Köylerde dolayı. Tabii tabii ona bağlı. Çünkü Silvan bizim esas Ermeni kralı, Dikran'ı yaptığı şehirdir. Tigran Okert'a. Dikran Okert. Evet. Şimdi Ermeniler Diyarbakır için Dikran Okert söylüyorlar ama esas evet. Orayı yapan değil kendisi. Burasıdır. Evet. Yaptığı o harabe az kalmış o surlar evet. Dikran Kralı'nı yaptı. Evet. Sonra Martiripolis ismini almış, Şehitler Şehri. Tarih içinde ismi çok değişik. Kırkırisyan'ın, Kırkırisyan kemiklerinin buraya yerleştiği söyleniyor. Evet. Ne kaldı elimizde onları koruyalım. Evet efendim. Evet. İnşallah hep birlikte efendim en azından Sivan tarihini de kurtarmak için en kısa zamanda sizdeyiz efendim. Bekler İstanbul'a da geleceğinizi. Evet, ben İstanbul'da aynen benim İstanbul'da. Öyle mi? İstanbul'da gelip biliyoruz. İnşallah orada da bekler bugün kapıda hemen patikalımıza. Ben Sultanahmet'te okudum. Yani Sultanahmet Üniversitesi'nde okudum. Üniversitede İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'nde okudum. Zaten orada inlerseniz, bu kapıya inlersiniz. Bu kapıya da çok gitmişsiniz ben de. Orada sahilde, halı sahalarda, üniversitedeyken çok top oynadık. Lisedeyken. Bu kapıyı da biliriz, yani o bölgeyi. Ermeni Patrikhanesi 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kuruldu. Evet. 1461'de 1641'e kadar Samatya olan bölümdeydi. Doğru. 1641'de itibaren bu kapıda zaten. Evet. Yani 552 senedir Patrikhan'ın varlığını sürdürüyor. Evet. O da Fatih Sultan Mehmet sayesinde. Çünkü Bursa'nın episkopu, Ermeni episkopu Sultan'ın arkadaşıydı. Evet. İstanbul'u almadan onun duasını istiyor. Aldıktan sonra da sadık kalıyor o duaya. Çağırıyorum seni Fatih ilan ediyorum diyor. Hemen 8 sene sonra Ermeni Patrikhanesi o günden başlıyor. Yoksa Ermeniler zaten bu topraklar 4000 seneden fazladır. Sayın Hocam'ın izniyle tabi ki Makam Bey'le bir araya geldiniz. Tabi birçok Sivan'ın eksikleri geçmiş tarihlerimizde erimiş veya evet. Kaybolmuş. Şimdi bu amaçla biz yeni bir devlet kurmuşuz. Sivan tarihine, turizm, dayanışma, derneği, Sayın Başkanı'yla beraber, Sayın Kaymakamı'yla beraber. Şimdi destekler. Biz işini yaptık. Sayın Hocam da inşallah böyle bugünden sonra gereken yardımları esirgelerimizden elimizden gelen bir şey varsa efendim, elimizden gelen bir şey varsa evet abi sizden bekliyoruz efendim kaymakamımızla beraber eksiklerimiz çok sosyal yeni yeni bir diyorum planlar ekledim yeni yeni ortamları yaratılmış güzel bir şey olur inşallah. İnşallah.
esas Öz Silvan'da da kalmadı fazla zaman da sanırım, değil mi? Gördüklerimiz Öz Silvan'da efendim. Öz Silvan'ı dediğin beşinci Silvan'ı Berber Recep. Tanırsınız. Durmuşum. Hacı Mustafa'nın oğlu. Evet, evet. Önce Hacı Mustafa'nın oğlu. Babam da zaten ağaç altında orada. Evet, Saraç. Evet. Her Saraç. Bir suahtaydık yani biz beraber. Dedenizle beraber. Yani o han. Onun da bir arada yaşadık. Evet. Biz aynı mahalledeyiz. Kaliye dergede biraz. Kaliye. Siz Musa Mustafa'ya gidiyordu da kalıyordunuz. Benim halam Sami Bey kitabesi. Sami Mustafa tekeldeydi o zaman. Komşulara derdiniz. Ben kasap müdürünün oğlum Mustafa Oya gidiyordum. Aynı mahallede. Siz daha iyi hatırlıyorsun komşular. Komşular falan kalabiliyor. Şimdi onurladık sizden. Onurumuz görsünüz kabartmayı. Çok sağ olun. Çocukken ziyaret etmeniz bizi sevindirdi yani. Nereden nereye? Silvan'dan Diyarbakır'a gittik, Diyarbakır'dan İstanbul'a gittik, İstanbul'dan Kudüs'e gittik, Hollanda'ya gittik, sonra geri döndük. İşte bu mertebeye geldik. Evet. İlk sefer resmi ziyaretimi veriyorum doğduğum yere. Şeref ederim. Sağ ol. Tanrı kimlere nasıl bir yol çizmişti bilemeyiz. Evet. Biz üzüntüyle çıktık buradan. Söylemeye gerek yok, hepiniz bilirsiniz. Üzgün çıktık ama şimdi mutluyuz, geri döndük. Şimdi Silvan'ın geçmişlerini geçsek ve şimdi daha sonraki ortamı söylesek. Ne diyorum, onu konuşmak istemiyorum. Üzgün çıktık, mutlu döndük. Evet, doğru. Evet. Yani, geçmişi de unutmak lazım, geleceğe bakmak lazım. Doğru. Evet. Şimdiden sonra bakmamız lazım. Bundan sonra ne yapılabilir? Silvan adına ne yapılabilir? Geçmişte tabi burada bu kadar devlet yıkılmış, kurulmuş, elbette acılar olacaktır. Elbette tatsızlıklar olacaktır. Ama bundan sonrası için ne yapabilir Silvan adına? Bunu düşünmek lazım. Memlekette çok yapılacak iş var. Çok yapılması istenen iş var. 50-60 tarihleri arasında yine üzgün bir dönemdi. Evet. Azınlıklar içinde olsun. Bizim de o döneme denk geldi zaten. Evet. Buradan ayrılışımız. Evet. Evet. Çok şükür şimdi iyiyiz. Biraz özellikle bu hükümet döneminde diğer inançlara, toplumlara karşı daha fazla saygı gösterilmeye başlandı. Haklarımızı yavaş yavaş geri verilmeye başlandı. Artık birçok daha sorunlarımızı mahkemeden çözmüyoruz. Mesela birisi Hristiyan olmak istiyorsa git mahkeme diyorlardı. Mahkemede kabul ederse Hristiyan olabilirdin. Bugün diyor git şahsın ben Hristiyan olmak istiyorum. Ben kimliğini değiştir diyor. Kim? Nüfus dairesi mecburdu değiştirmek. Bu kadar kolaylıklar oldu. Değişti. Daha da gelişecek. Çözümü tabii şahsın kendi ilerlemesi gerekiyor. Cebe bir politikası olmamalı zaten. İnsanın kendi dilini tercih etmesi gibi bir politikası olma zaten. En tersi hakkıdır. Şey, tabii hakkı meyası da bunun üstü. Ben de kendi yurt dışında doğdum. Bulgaristan'a doğdum. Orada değil mi? Bundan sonra tekrar özel döneminde bu ilk göreviniz mi? Başka yerden mi? Ben meslekte 10. yılı doldum. Daha önceki Kastamonu'da görev yaptım. Amasya'da görev yaptım. Ağrı'da görev yaptım. Ondan sonra Ordu'ya gittim. Şimdi de Silvan nasip oldu. Epeyce tecrübelisiniz. Yani işte 10 yıl yani ne kadar tecrübe olur meslekte bilemiyoruz tabii de daha çok uzun. En az ben ilk durağınız değil. Evet, evet. Daha bir yanında uzun ömür var. İnşallah Allah ömür verirse var. İşler bu kadar kısa mı? 4-5 hafta gelsin. Şimdi normalde çok kısa değil aslında. Her gittiğimiz yerde 2-2,5 yıl kalırız. Ama ancak böyle. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Her yer Silvan gibi değil. Daha önce gittiğimiz yerler küçük yerlerdi. Yani bir ayda herkes tanıyorsun. Sokağa çıktığında herkes bir ismini görecek kadar, tanıyacak kadar biliyor. Öğrendiğiniz yerler oluyor. Gittiğim yer mesela bin nüfusu olan bir yerde. Bin nüfusu olan bir yerde. Zaten çok şey yapmaya gerek yok. Hep göç vermiş. Zamanında bence nüfusu vardı. Göç vere vere artık nüfus bayağı düşmüş. Silvan'ın da eski nüfusu Patrik Bey gibi çok daha kalabalık. Yani şimdi 100 binle ifade ediyoruz ama eski nüfusu çok yükselmiş. Tabii.
bu dönemde Silvan'ı mı il yapalım, Batman'ı mı il yapalım tartışmaların olduğu bir dönemden bahsediyorum ben. Yani il olmayı düşünen bir ilçeden bahsediyoruz. Şimdi artık tabii şey köprüyü geçen taraf olmuş ama maalesef hakkımızı kaybettik. Yani gerçek Silvan layık bir ilçe değil. Evet. Yani ile layık olan bir ilçe değil. 1959'dan Silvan il olacaktı. Daha il oldu, daha il oldu. 1959 il olacaktı. Daha il oldu, daha il oldu. O zaman 14-15 yaşında. Ben hep söylerim yani. 14 yaşında. Nasipte yoksa dayak bile yapıyormuş. Silvan'ın nasipinde il olmak yokmuş demek ki. Sizin zamanınızda olur, siz de vali olursunuz. Yok öyle bir yerimiz yok. Artık zaten o işlerin önünde çok kapandı. Çok zor artık il olmak. Yasayla ayrılacağımız ilin belirli sonunda çölesi lazım. İşte çevrede belirli alana sahip tarafından zaten. O çok zorlaştı artık. Böylesi olması daha iyi olur. İstiyorum. Kaynak israfını önüne geçirmiş oldu. Zamanında küçücük yerlerde içi yapılmış oldu. Yani köy olacak yerler, yani mahalle olacak yerler içi yapılır. Kamu ciddi bir israf oldu. Oraya her türlü memur gönderiyorsunuz, her türlü israfı yürüyorsunuz. Dolayısıyla kamu kaynağı israfı söz konusu. Mümkün olunca da yeni tren diyelim buna azaldı. Şu kadar evet. Üniversite öğrencimiz var diyeceğiz. Şu kadar işte yani bir yandan tekstil sektöründe gelişiyor. Şu anda 3-4 tane tekstil firması var çalışan. Yani evet. Tabii bir şey. Murat gel buraya. Arıyor. Şimdi alabilir miyiz? Çekin şimdi. Nefes sorar şimdi. Bak değilim durmayın. Daha sonra mı alacağız? Teşekkürler. Al biraz müsaade. Başlık. Patrik düştü. Tamam. Taştan yol kabaklarını çalıyorlar demiştik ya. Evet. Ne oldu iş? İşin kolayına taşmışlar. Evet. Kesinlikle kalk. Toprak zeminde kaybolmalar var, onları göstereceğim. Acaba orası da mı su kanalları yeriydi? Eskiden hamlar var, bir ham orada var, bir ham da var. Herhalde var. Köprünün yapılış tarihi belli mi? 1147 herhalde. 1147. Alana yakın başka tarihi bir şey var mı? Burası var. Taksim'de. Bu alana yakın bir de bir köprü aynı bu şekilde ileride de var. Hasankent denilen Batman tarafı. Batman. Batman'dan 30 kilometre oluyor. Efendim zaten tarihte Asankeyf'in Silvan'a bağlı olduğu söyleniyor. Evet. Bir ara uluslararası Silvan Tarihi Sempozyumu yapıldı. Hı-hı. Orada Adnan Çevik var ve Bursa arkeolog kendisi. Bununla ilgili bir tespitte bulundu. Daha önce Asankeyf'in buraya bağlı olduğunu, kuş bakışı olarak baktığımızda arada 10 kilometre olduğunu söylemişti. Evet. Silvan'a bağlı. Zaten güzergah olarak da hemen hemen birbirine bağlı. İsim olarak da Asankeyf ile Asuni birbirine bağlı. Bu
devletinin mesela çok yorum Anadolu'ya gelmesiyle bu mimari yapı, ilk mimari yapıdır Anadolu'da denemede. Ve daha sonra bunun yapısı ile ilgili mesela Mardin'de bir tane daha aynı mimaride yapılmış. Daha Türkler döneminden sonra Selahaddin Eyyubi zamanında bir restore olmuş ve genişletilmiş. Daha önce cami sadece şu iç kubbemiş ve daha sonra bu ilaveler, sağ ve soldaki ilaveler yapılmışlar Selahaddin Eyyubi zamanında. İşte bugüne kadar cami olarak kullanılıyor işte. Cumhuriyet döneminde de belki farklı amaçlar için kullanılmış mesela burası. Daha sonra Cumhuriyet döneminde 1946'lardan sonra tekrar cami statüsünü ve ibadet açılmış. Ben zaten etrafında da zaten Esma Süren ayet üdürsü Aslan. Evet. Şey, ikili seyir.